növbəti qonağımız, təbii ki, artıq suallar gəlməyə başlamışdı Instagram səhifəsində bu mövzuda. Növbəti qonağımız Lur Hospital-dan dəvət alıb və biz rinoplastika və ümumiyyətlə burun əməliyyatları mövzusunda bütün suallarımızı Profesör Doktor Barlas Aydoğana ünvanlayacaq. Buyurun, doktor. Salam, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Yaxşı olasınız. Yaxşıyam, çox şükür. Yaxşıyıq hər birimiz. Və bir gün biz burun əməliyyatlarından danışacağıq. Burun estetik əməliyyatlarından danışacağıq. Ümumiyyətlə, hər xəstəyə rinoplastika edilməlidirmi? Oluna bilərmi? Yəni, hər müraciət edən xəstəyə rinoplastika eləmək mümkündürmü? Bu, çox iyi bir şəkildə dəyərləndirməyə tabi bir olay. Çünki hastaların hepsi gəldikleri zaman gerçekçi beklentilərlə gelip gelmediklerini bu değerlendirme safhasında, karşılıklı görüşme safhasında anlamak gerekiyor. Çünkü bazen hastalar ellerinde fotoğraflarla geliyorlar. O fotoğraflar çok farklı beklentileri olduğunu gösteriyor hastanın. Oysa hastalarda yapabileceğiniz değişiklikler hastanın yapısıyla da sınırlı. Cildinin özellikleri çok önemli, kıkırdak yapısı önemli, yüzünün şekli çok önemli, yüzünün büyüklüğü çok önemli, yüzünde herhangi bir şekilde sağ ve sol taraf arasında ciddi bir asimetrinin olup olmaması çok önemli. Dolayısıyla da elinde fotoğraftaki görüntüyle kendisindeki değişikliği aynı isteyen hastalarda bazen onları gerçekleştiremeyebileceğimizi onlara anlatmak gerekiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hastaların beklentilerinin çok sağlam ve doğru beklentiler olduğunu mutlaka olup olmadığını anlamak gerekiyor. Eğer siz ameliyata başlarsanız, ameliyatı yaparsanız ama hastanın beklentileri karşılanmazsa sonrasında hem hasta mutsuz olur hem siz mutsuz olursunuz. Onun için bunu ilk görüşmeden itibaren çok iyi bir şekilde değerlendirmek, hastayla çok iyi bir şekilde konuşarak hastanın beklentilerinin karşılanabilecek derecede beklentiler olup olmadığını çok iyi anlamak gerekiyor. Bunun için hastayla konuşmanın yanı sıra muayene de çok önemli. Çünkü burun içerisini değerlendirmeden biz yapılacakları sadece dış görüntüye bakarak söylersek daha sonrasında bu sefer daha önce nefes sorunu olmayan bir hastayla hastayı nefes problemi yaşayan bir hasta haline çevirebiliriz. İstediği kadar güzel bir burun olsun ama nefes almayan bir hasta gerçekten çok mutsuz bir hasta anlamına gelir. O hasta da mutlaka ve mutlaka nefesinin rahatlaması için ya size ya bir başkasına mutlaka gidecektir. Gitmek zorundadır çünkü nefes alamamak gerçekten çok büyük bir problem. Yani güzel burun olması şart değil. Eğer nefes almırsa o güzel burun hiçbir işe yaramaz. Zaten hepimiz için geçerli. Ne kadar güzel burnumuz olduğunu düşünürsek düşünelim. Eğer nefesimizle ilgili ciddi sıkıntılarımız varsa bunun çözümü için mutlaka hekime gitmek durumunda kalacağız. Bu böyle. Mutlaka bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Aynen de. Ben böyle bir soru maraqlıdır. Rinoplastika çok böyle dəbli sözdür artık dildə. Modadır bu söz. Rinoplastika sadece estetik əməliyyatdır mı? Biraz önce söylediğimle bağlantı olarak değildir. Aslında rinoplasti ameliyatı olarak isimlendirilen bu ameliyat son yıllardaki bu bilimsel çalışmaların gösterdiği yol üzerinden gidilince septorinoplasti adı altında değişmiştir. Rinoplasti tek başına baktığınızda evet burnun şeklinin değiştirilmesidir ama biraz önce söylediğim gibi siz burnunu çok güzel yapabilirsiniz ama daha önce olmayan bir sorunu ortaya çıkarırsanız nefes alamama gibi ya da daha önce nefes alamama sorunu olup o ameliyattan sonra bu sorun çözülmemiş olursa o zaman sadece şekli düzeltmiş olmanız başarılı bir ameliyat yaptığınız anlamına gelmez. Hasta da mutsuz olur, siz de mutsuz olursunuz çünkü amaç sadece ve sadece görsel bir güzel burun elde etmek değil. Aynı zamanda iyi nefes alan bir burun elde etmek de önemli. Ama ikisinin bir arada olduğu ve ikisinin de başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği ameliyat en iyi sonuçtur. En olması gereken sonuçtur. Onun için hastayla sadece yüzüne bakarak değerlendirme yapmak doğru değil. Mutlaka burun içinin de değerlendirilmesi lazım. Bazı rahatsızlıklar ameliyatla düzeltilebilir ama bazı rahatsızlıklar ameliyatta rağmen düzeltilemeyebilir. Ne gibi? Örneğin hastanın alerjisi varsa bu ameliyatla düzelebilecek bir durum değildir. Bunu mutlaka ya aşı tedavisi şeklinde bir tedavinin uygulanması ya ilaçlarla alerjik şikayetlerin arttığı dönemlerde şikayetlerinin baskılanması gibi çözümlerle hastanın sorununa aynı zamanda çözüm aramak gerekir. Ama çeper eğriliği varsa veya başka türlü bozukluklar, başka türlü oluşumlar varsa, polip oluşumları varsa bunların da mutlaka ameliyat sırasında düzeltilmesi çok önemli.
Bəs bu əməliyyatdan sonraki problemlərin, mən belə başlayıram ki, ilk sıralarında məhz nəfəs almamaq problemi durur. Nəfəs almazsa nə ola bilər? Yəni, nə kimi problemlər yarada bilər bizə nəfəs almamaq? Və başqa bu rinoplastika əməliyyatından sonra başqa hansı fəsadlarla qarşılaşa bilər xəstələr? Şimdi ben şu resimde de isterseniz göstereyim. Bakın buyurun, bu resimde oldukça kaba görüntüde olan bir burun ucu ameliyatla çok daha estetik, üçgen görüntüye kavuşan bir burun haline getiriliyor. Bunu yaparken aslında eğer önlem alınmazsa bakın şu burun sırtının kalınlığı aynı zamanda inceltiliyor. Burası da ince görüntüde görüyorsunuz. Bu içerideki hava pasajını da bir şekilde daralmaya doğru itebilecek bir neden. Bunu önlemek için biz ameliyatlarda bu bölgenin çok daralmasını önlemek için araya destekler koyarak bu pasajın, hava pasajının hastanın nefesini problem haline getirebilecek kadar azaltmamaya çalışıyoruz. Aha. Azaltmamalıyız da zaten. Aynen. Onun için ameliyatları yaparken sadece dış görüntüye bakarak bunu yaptım veya yaparım diye düşünerek ameliyata girmek yeterli değil. Aynı zamanda nefesle ilgili ne yapabilirim, nefesi bozmamak için ne yapabilirim de beraberinde düşünerek planlamak gerekir. Ki hastada böyle sorunlar olmasın. Ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir nefes darlığı yapan? Örneğin şu yan kıkırdaklardan, bu ameliyat sonrasındaki bir hastanın erken dönem görüntüsü mesela. Şu yan kıkırdaklardan, evet bu kıkırdaklardan çok alırsanız içeriye doğru çok ciddi bir çökme olur. Ve hasta her nefes alışverişte İçeriye doğru bu çökmeden dolayı kanatlar oynayacak. Çok ciddi bir problem yaşar. Evet, kanatların içeriye doğru çökmesi söz konusu olabilir. Bir başka çöküntü bu bölgede olabilir. Bu da yine havanın geçtiği alanı ciddi şekilde daraltan bir probleme yol açar. Bununla beraber olması gerekenden çok daha ince burunlar oluşturulursa, olması gerekenden çok daha ince burunlar oluşturulursa hastaların burunlarının ciddi şekilde tam olarak çökmesi anlamına gelen bir problem ortaya çıkar. Ve bu da yine nefesle ilgili sıkıntıları beraberinde getirir. Ama bunlar aynı zamanda görsel problemler de getirir tabii ki. Görsel nedenlere de problemlere de neden olur. Bəs ümumiyyətlə bu rinoplastikada başqa nə yeniliklər var? Yəni tibb bütün sahələrdə inkişaf edir. Bunu hər gələn qonaqlarımızda müxtəlif sahələrdə biz görürük. Və nə gözəl ki bütün bu yeniliklər Azərbaycanda da var. Dünya ilə eyni anda. Yəni bir çoxları var deyərdim ki. Rinoplastikada ümumiyyətlə yeniliklər nələrdir? Ben önce düşünce olarak rinoplasti, yani septorinoplasti dediğimiz bu ameliyata bakış açısında çok önemli bir değişiklik var aslında. Biraz önceden beri söylediğim en temel olay sadece bunu estetik olarak düşünmemek, beraberinde bunun nefesle ilgili, fonksiyonla ilgili bir ameliyat da olduğunu düşünmek en önemli ve en birincil fikir değişikliği ve yenilik aslında. Bunun dışında kullanılan teknolojinin devreye girdiği bir takım yenilikler söz konusu. Bunlar içerisinde yeni bir takım aletler var. Bu aletler hem daha düzgün bir şekilde kemikleri kesmemizi hem de kemiklerin daha güzel bir şekilde şekillenmesine katkı sağlayacak. Bu piezo usulü mü dediğiniz? Evet, ultrasonik bir alet. Bu alet sayesinde gerçekten yaptığınız ameliyatta daha önce kemik kesilerle bir takım keskiler kullanıyorduk. Bu keskiler tabii damarlara denk geldiği zaman ciddi şekilde kanamalar, yüzde şişlik ve morlukların çok fazla olmasına neden oluyordu. Ama bu piezo ile beraber yaptığımız işlem yumuşak dokuları kesmeden sadece kemiği kesme işlemi anlamına geliyor. Yani o cihaz tanıyır yumuşak tokmağını, evet, kesmiyor. Yumuşak tokuya ancak zarar kesir. Vermiyor. Sadece sümüklere kesiyor veya zarar veriyor diyelim. Dolayısıyla da hiçbir şekilde yumuşak doku zedelenmediği için damarlara da herhangi bir şekilde kesi yapmamış oluyorsunuz. Bu da ameliyat sonrasında hastaların yüzünün çok şişmemesi, hastaların yüzünde ve gözlerinde çok morlukların olmaması anlamına geliyor ki bu da hasta konforu için çok önemli. Ama bizim için de çok daha iyi sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Ama dediğim gibi hasta için de gerçekten bu çok ciddi şekilde katkı sağlayan bir şey oluyor. Önemli bir gelişme gerçekten. Bunun kullanılabilir olması da hasta konforunu arttırmakla beraber yaptığınız işin daha kesin olarak ve daha iyi bir şekilde yapılmasına da imkan sağlıyor. Aydındır. Ümumiyyətlə, rinoplastika, belə bir sual verim sizə, necə dəyərləndirilir və istəyirsiniz xəstələrinizin üzərindən də biz bu sualı cavablandırıq. Həmçinin sizin həkim işində işlərinizlə də tanış olaq. Buyurun. Yəni, rinoplasti ameliyatlarında tabii yapılacak şeyler ameliyat sonrası aşamasında hastanın mesela böyle bir burnu bu şekilde bir burun haline getirmeniz mümkün olabilir. Ama hasta
çok daha farklı bir fotoğrafla geldiğinde mesela gelmiş olsaydı bunu tabii bu şekilde olamayabileceğini anlatarak işin içerisine girmek gerekirdi. Her hastada farklı tabii. Hastaların istekleri doğrultusunda bir takım şeyleri gerçekleştirmek de çok önemli. Bu hastada hastanın burun açılanması, bunların hepsini aslında hastalarla tartışıyoruz tabii ki. Burunun açılanması çok önemli, burunun yüzden yüksekliği çok önemli, burunun arkaya veya öne doğru gidiş geliş mesafelerin ayarlanması çok önemli. Hastaların beklentileriyle sizin yaptıklarınızın birebir örtüştüğü anda zaten iyi bir sonuç elde etmiş oluyorsunuz. Burada da bu hastamızda da zaten çok hafif bir burunu geriye doğru hareketlendirmekle çok daha iyi sonuç elde etme şansımız olmuş görüyorsunuz burada. Özledim ben bunu gördüğümüz gibi. Mesela şuradaki çıkıntı, sarkık olan görüntünün ortadan kaldırılması da hastanın çok daha mutlu olmasını sağlayan bir başka görüntü. Bu tarz görüntüler hastaları tabii çok daha fazla mutlu olmasını sağlayan görüntüler. Buradaki temel şey gördüğünüz gibi bu çıkıntıyla beraber burnun düşüklüğü. Çünkü burada burun çeperi burnun içerisinde çok büyük geldiği için burnu öne doğru itmekte. Ve hastada da ciddi şekilde uzun, ilk bakışta göze batan bir burun görüntüsüne yol açmakta. Bunu estetik olarak nefesle beraber tabii ki güzel bir hale çevirdiğinizde doğal, hastanın yüzüne yakışan, yeni tanıştığı kişiler tarafından birkaç ay sonra estetik burun ameliyatı olduğu dahi belli olmayacak şekilde tepki almayan. Hiç benzer bir demelerdi. Evet, bu gerçekten çok önemli çünkü son yıllardaki estetik ameliyatların en önemli konsept olarak, düşünce olarak değişiklik doğal, yüze uygun burun elde etme. Eskiden bütün burunlar gerçekten ameliyat oldukları belli olan burunlar şeklindeydi. Sanki aynı burnu herkese yapıştırmışlar. Aynen. Şimdi bu da neyi gösteriyor? Yüze uygun olmayan ama klasik olarak sadece belli şeyleri yaptığınız bir burun anlamına geliyor. Yani burun gözelde ama bu yüz için değil. Evet. Biraz önce söylediğim o fotoğraf örneğinde olduğu gibi. Yani hastanın yüzüne uygun doğal görünümlü bir burun ama güzel bir burun ama iyi nefes alan bir burun ama yüze uygun. Tamam. Bu çok önemli. O zaman böyle bir sual yarandı. Diyorlar ki insanın en çok böyle büyüyen organı burundu. Evet. Ve bazen olur ki ameliyat olunu çok da güzeldi, her şey yakıştı ama bir 5 yıl 10 yıl sonra burun başladı düşmeye veya büyümeye. Evet. Bu zaman yani yeniden ameliyat ettirmek ne derecede maksede uygundur? Sonra bir düşünce gelir insanların aklına ki belki böyle evvelceden biraz balaca eləyib burnu ki büyüyende artık bir 5-10 yıl sonra istediğiniz neticeni elde edelim. Yani ben biliyorum ki tamaşaçılarda böyle suallar yaranır. Ne düşünürsünüz bu mevzuda? Şimdi şunu bir kere söyleyeyim. Hiç burun ameliyatı olmayan kişilerde de belli bir yıldan sonra burun yavaş yavaş düşmeye başlar. Bunun en temel nedeni yaşla beraber yüzümüzdeki cildin ve o burun içerisindeki çeşitli bağların gevşemeye başlaması ve yer çekiminin etkisiyle burnun da aşağıya doğru inmesi. Şimdi bunu biz doğal bir süreç olarak yaşamak durumundayız. Nasıl yaşlanmayla beraber kırışıklıklarımız artıyorsa burnun da aşağıya doğru sarkması bu normal yaşadığımız süre içerisinde karşımıza çıkacak bir durum. Ama bu ameliyattan sonra ortaya çıkmaz diye de bir şey yok. Çünkü ne yaparsanız yapın zamana ve yer çekiminin etkisine karşı koyma şansınız olamaz. Ameliyat oldunuz 10 yıl sonra bir takım değişiklikler istediğinizde tekrar ameliyat olmanızla ilgili bir sıkıntı eğer hekim de görmüyorsa o zaman o tekrardan desteklenebilir. Ama bu ameliyatın başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Onu çok iyi anlamak lazım. 5-10 yıl sonraki olaydan söz ediyorum. Ama ameliyattan kısa bir süre sonra burun düşerse bu ayrı. Bu gerçekten ameliyata bağlı veya bir takım eksik yapılan şeylerden dolayı ortaya çıkan bir durum olabilir. Ama 5-10 yıl sonra, daha doğrusu 10 yıl sonra, 15 yıl sonra çıkan burun sarkmaları, düşmeleri bu söylediğim yaşlanmanın ve yer çekiminin etkisiyle ortaya çıkabilecek tabii bir değişiklikler. Evet, doğal bir süreçtir. Bunun için tekrardan müdahale yapılmasını eğer hasta ister, hekim de evet yapılabilir diye düşünürse yapılabilir gerçekten. Aynen de. Ben bir tamaşaçımız sual verip ben de bu sualdan istirəm keçi dalım septoplastika mövzusuna. Çünkü yazıb ki Tutuq hanım oğlumun 12 yaşı var. Nəfəs ala bilmir. Burunda çəpər əyriliyi bir de sınıq olduğunu deyiblər. Xahiş edirəm sualı ünvanlayın. Cərrahiyyə əməliyyat bu yaşda olar mı yoxsa yox? Doğrudur bu septoplastika şimdi, nə vaxtdan başlamaq olar? Septoplasti ameliyatı da aynen rinoplasti ameliyatı gibi eğer çok zorunlu değilse
17-18 yaşına kadar beklendikten sonra yapılması gerekir. Aha, ama nefes alabilmir dedi. Evet, şimdi buradaki sorunun cevabında tabii muayeneyle birleştirerek söylemek lazım. Hı hı. Eğer bir tarafı tamamen kapatan çok ciddi bir kıkırdak eğriliği var ise o zaman bu işlemi daha sınırlı bir şekilde gerçekleştirip hı hı. hava pasajında birazcık havanın geçeceği bir pasaj yaratacak kadar müdahale etmek söz konusu olabilir. Hı hı. Ama ideali dediğim gibi yaş tamamlandıktan sonra yani 17-18 yaşından sonra yapılmasıdır. Burada tabii dediğim gibi muayenede çeper eğriliğinin burunu ne kadar kapattığını görmek lazım. Hı hı. Karşı taraftaki burun içerisindeki balık kulaklarının ne kadar büyüyerek bu tıkanıklığa katkı sağladığını görmek lazım. Çünkü bunlar eğer çok ciddi sorun yaratıyorsa balık kulaklarını bir müddet bir takım ilaçlarla küçültmeye çalışmak da bir yöntem olabilir ve zaman kazandırabilir. Bunların hepsini görerek konuşmak lazım. Analiz etmek lazım. Ama yani. Eğer sadece çeper eğriliği çok ciddi bir şekilde kapatıyorsa bir burun deliğini o zaman gerçekten buna yönelik olarak sınırlı bir işlem yapmak mümkün olabilir. Hı-hı. Bu hem uykuyu bozabilir hem hastanın kişisel olarak yani psikolojik gelişimini etkileyebilir hem fiziksel gelişimini etkileyebilir. Çünkü 12 yaşlarında keçit dövrülüyor. Tabii. Onun için hani o pasajı vermek, havanın geçtiği alanı genişletmek o anlamda uygun olabilir. Aydındı. Ve ümumiyyətlə istərdim biraz da belə septa rinoplastikadan danışaq. Bəzən olur əməliyyat keçirilir, sonra müəyyən problemlər yaranır və bir cərraha getdiyi zaman deyir ki, səndə plastik olunub, amma septa olunmub. Və xəstə qalır belə ki, septa nədir? Bu qədər əziyyət çəkdim, əməliyyata gedim, amma septa olunmadı. Nədir bu septa? Septa rinoplastika dediyimiz zaman hər plastik əməliyyata girən, burun plastikası etdirənə septa rinoplastimi olmalıdır? Biraz önceki konuşmalarla bağlantılı aslında. Septum dediğimiz burun çeperi hı hı. aslında nefes almayla ilgili problem yaratabilecek en önemli yapılardan biri. Hı hı. Burnumuz en çıkıntılı organ olduğu için darbelere de çok açık. Her türlü şeyde ilk olarak travmalarda buruna darbe gelebilir. Ve bu darbelerde genellikle bu çeperi bir şekilde düz olması gereken konumundan eğrilmeye doğru yönlendirebilir. Hı hı. Böyle durumlar varsa rinoplasti ameliyatıyla beraber bunun da düzeltilmesi çok önemli. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bunun burun içerisine bakmadan sadece dış tarafı düzeltip içerideki eğriliği düzeltmezseniz nefesle ilgili problemi çözmeye herhangi bir işlem yapmamış olursunuz. Aydındır. Bizim sadece 3 dəqiqəmiz qalıb. Mənim başqa suallarım da var. Siz lor cərrah olduğunuz üçün. Mən istəyərdim biraz eşitmə haqqında məlumat verək ki, uşaqlarda ən çox eşitmə itkisinin yəni hansı səbəblərdən baş verir, hansı xəstəliklərdə? Şunu söyleyeyim. Çocuklarda özellikle bu sonbahar, kış ve ilkbahara doğru olan dönemde en sık gördüğümüz neden kulak perdesinin arkasında biriken sıvılardır. Hı hı. Bunlar çok ciddi şekilde çocuklarda işitme kaybına neden olabilir. Özellikle de çocukların konuşma gelişimi sırasında duyamadıkları için ciddi gerilemelere yol açabilir. Hı hı. Ya da öğrenmesine de etki edebilir. Çünkü iyi duyamadığı için yeteri kadar öğrenemediği için de onun okul performansını etkileyebilir. Hı hı. Dolayısıyla da bu tarz sıkıntılar genellikle ağrı, ateşle kendini belli etmeden sadece işitme kaybıyla kendini gösterebilir. Bunu nasıl fark edebilir anne babalar? Ya seslendiklerinde çocuklar birden fazla kere tekrarlatabilirler ya da televizyonun sesini daha yüksek açarak seyretmeye eğilimli olabilirler. Buralarda bir soru işareti uyanmalı ve onların kulaklarıyla ilgili bir problem, duymalarıyla ilgili bir problem var mı yok mu? Mutlaka bir lor hekimine getirerek değerlendirmelerini sağlamaları gerekir. Hı hı. Ya da öğretmenleri öğrencilerin de böyle bir problem olabileceğini ailelere söyleyebilir. Bu geri bildirimleri mutlaka değerlendirip lor hekimlerinin bu muayeneleri yapmalarına imkan vermek lazım. Çünkü hı hı. çok basit bir işlemle çocuğun işitmesini hem o sıvıyı boşaltmak hem de işitmesini normal hale getirmek mümkün. Ve bu da çocuğun hayatını çok etkiler. Hem öğrenmesini, hem gelişimini, hem konuşmasını. Tabii ki, hayat keyfiyyatına təsir edecek. Çok etkiler. Ve son 2 dəqiqəmiz var, yaxşı. Böyüklerde eşitme etkisinin sebeplerinden danışaq istəyirsiniz. Buradaki en temel şey, söyleyebileceğim en temel şey çok fazla tabii ki neden var. Bu 2 dakika içerisinde söyleyebileceğim en temel şey orta kulakta meydana gelen iltihaplanmalar. Bunlar kulak perdesindeki deşiklerden sonra kulağa su kaçmasından ya da geçirdiğiniz bir böyle üst solunum yolu, gribal enfeksiyonun kulağa etkilemesinden tutun. Her şey kulakta iltihaplanmayı tetikleyebilir. Hı hı. Kulak perdesinde deşik olan kişilerin işitmeleri azalır.
ve bunların da tamir edilmesiyle hem daha fazla ciddi sorunların ortaya çıkması önlenebilir hem de işitmesi daha iyi hale getirilebilir. Yapılmadığı takdirde, çünkü yıllarca kulak perdesinde deşik olan hastalar görüyoruz. Burada görüyoruz, Türkiye'de de görüyorum. Ama bunların bir türlü hastaları ikna etmek mümkün olmuyor. Ya ben böyle iyiyim diyorlar ama bu aslında kulak içerisindeki iltihapların artarak komşu doku olan beyine kadar ilerlemesine neden olabilecek ciddi sorunlara yol açabilir. Onun için bunların tedavilerini çok ciddiye almaları, çok oyalanmadan tedavileri için doktorlara başvurmaları çok önemli. Hem kendi sağlıkları açısından hem de çevreyle iletişimlerini daha iyi hale getirmeleri açısından işitmelerini düzelteceğimiz için. Aydındır. Doktor, ben size teşekkür ederim. Nihayet böyle biraz uzun uzun vaxtımız oldu sizinle söhbət edeyim. Əziz tamaşaçılar, siz de eğer en son üsulla burun əməliyyatı istəyirsinizsə və yaxud eşitmə probleminiz varsa, mütləq müraciət edin Lor Hospitala. Qonağımız Lor Cərrah Profesör Doktor Barlas Aydoğan idi. Özünüzə yaxşı baxın, sizə xoş həftə sonu arzu edirəm. Sağlamlığınızı sağlam ikən qoruyun, salamat qalın.